Gezgin Gözüyle programında bugün size ana caddeden merhabalar diyoruz. Ne tarafa doğru gidiyoruz? Başladık. Cumhuriyet Meydanı, Kastamonu Tarihi Nasrullah Köprüsü ve devam ediyoruz şu anda. Hep bahsediyorum ya, Karaçomak Deresi'nin sağı, Karaçomak Deresi'nin sol tarafı diye. İşte gördüğünüz Karaçomak Deresi'nin sağından, solundan size biraz gösterelim istedik. Şu anda Barutçuoğlu AVM'ye doğru geliyoruz. Burası Çengeller Köprüsü. Biz şu anda Karaçomak Deresi'nin doğu yakasındayız. Aşağıya doğru ilerliyoruz. Şu anda sol tarafımızda İsmail Bey Külliyesi ve camisi kaldı. Sağ tarafımızda Uçak Kafe var. Yine Karaçomak Deresi'nin sol tarafında şu anda Kastamonu Şehir Parkı'nın olduğu yeri geçiyoruz. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi sağ tarafımızda. Şu anda Alparslan Türkeş Bulvarı'na girmiş bulunuyoruz. Şimdi düz gidersek Dada istikametine İnebolu Çatal Zeytinlisi var. Sağ taraftan da Taşköprü Samsun Sinop istikametine bu yola girmiş olduk. Hemen sağımızda Darende Camisi'ni geçtik. Bu yol aynı zamanda hemen sol tarafımızdan başlayacak olan Salı Pazarı'nın, Salı günleri kurulan Salı Pazarı'nın olduğu yere gelmiş oluyoruz. Tosya yoluna da gidiyor burası. Maksat Kastamonu'yu göstermek ise her tarafını size göstermemiz gerekiyor. Onun için ana caddelerden de böyle belirli günlerde, belirli zamanlarda gezeceğiz sizlerle birlikte. Bu yoldan gittiğimiz zaman hem bir firmamızı ziyaret edeceğiz. Diğer yoldan gitmiş olsaydık, yani Dada yolun tarafından gitmiş olsaydık, oradan da aynı şekilde geliyorduk. Orayı da gösteririz size. Buradan da gidebiliyoruz o firmamıza. Çok güzel bir kayak merkezi açıldı Ilgaz'da. Bölgenin en uzun kayak pistine sahip bir yeri olduğu söylendi. Yurdun Tepe Kayak Merkezi 70 santim civarı kar olduğu söyleniyor orada, ama maalesef şehir içi çok soğuk olmasına rağmen şu anda Kastamonu merkeze kar yağmadı gördüğünüz üzere. Hemen şimdi buradan U dönüşü yapıp firmamızın olduğu yere geleceğiz. Bir bu yoldan gösterdik buraya gelişini, bir de diğer bir yoldan göstereceğiz şimdi size. Firmamız şu anda tam sağımızda kaldı. Şimdi buraya kadar geldik. Ne taraftan? Taşköprü yolundan buraya gelmiş olduk. Bir de size devam edelim buranın otoparkına girmeden önce. Diğer taraftan nasıl gelebiliriz onu bir gösterelim. Geçen sosyal medyada bir şey paylaşıldı. Sık sık da paylaşılıyor. Biz de sizlerden rica ediyoruz. Akvim TV'nin Facebook ve YouTube kanalına girerek beğenmenizi, oradaki beğen butonuna basmanızı rica ediyoruz. Ve şöyle diyor bu sosyal medyada: beğeni yapmak destektir, yanındayım demektir. Seni okuyorum, önemsiyorum demektir. Yorum yapmak sıcaklığı, samimiyeti gösterir diyor. Lütfen siz de Akvim TV'nin YouTube ve Facebook kanallarına abone olmayı unutmayınız. Bize destek açısından da arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayınız. Şimdi buradan biz daha önce yayın yaparken Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'nün tamamı önüne geldik. Yani diğer caddeye gelmiş olduk. Şimdi buradan da yine U dönüşü yapıp firmamızı ziyarete gidelim. Şimdi bizim gelmediğimiz caddeden, yani İnebolu Çatal Zeytin ana yoluna gelmeden biz sağ taraftan gelmiştik. Şimdi size bu yolu da gösterelim diye buradan tekrar gelebiliyorsunuz firmaya. Yani iki türlü de gelebiliyorsunuz. Şimdi biz Kebeci Alışveriş Merkezi ve Kebeci Restoranı'nın olduğu yerleri ziyaret edeceğiz. Otoparkına giriyoruz. Buralara rahatlıkla gelip arabanızı park edip özgürce, rahatlıkla alışverişinizi yapabilirsiniz. Şimdi arabamızı park ettik. Alışveriş merkezinin önüne geldik. Hangi alışveriş merkezinin önüne geldik? Kebeci Alışveriş Merkezi'nin önüne geldik. Biraz sonra size içerilerini de göstereceğiz. Hemen giriş katımızda işte çok büyük bir
manavra yanı var, içeride de var, dışarıda da satış yapıyorlar. Birinci kat tamamen market giriş katı, ikinci kat işte züccaciyenin ön planda olduğu, temizlik malzemelerinin satıldığı bir bölüm var, giyim malzemeleri de satılıyor. En üst katta restoran, restoranı da tabii ki sizlere göstereceğiz. Biz şimdi şöyle yavaş yavaş içeriye doğru devam edelim. Hemen alışveriş merkezinin önünde balık reyonu var. Hemen burada mandalinalar, portakallar dışarıya da konulmuş. Biz şimdi içeriye girelim, içeriden devam edelim. Oradaki manav reyonunu da gösterelim size. Şimdi içeriye girelim. Öncelikle Cemal Kebeci yardımcı olacak bize. Son günlerde bir tartışma var. Kastamonu pastırması mı, başka yerin pastırması mı? Tabii ki Kastamonu pastırmasının yerini hiçbir yer tutmaz. Bir defa bizim kesilme, doğranma açısından çok önemli. Şimdi pastırma reyonunun önüne gelelim ve Cemal Kebeci'den biraz bilgi alalım. Hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi çok büyük bir market, alışveriş merkezi. Öncelikle aşağıdan başlayacağız. Siz bizi gezdireceksiniz. Fakat istedim ki bu pastırma sucuktan başlayalım. Evet. Orayı biraz anlatır mısınız bize? Hem Kastamonu pastırmasını anlatmış olursunuz. Bir de kendi imalatınız en önemlisi. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Malum Kastamonu pastırması bu sene gündemde. Pastırmayı kendi tesisimizde üretiyoruz. Pastırma ve sucuğu. 2017 yılında kurmuş olduğumuz tesiste merkeze bağlı Arus Köyü'nde kendi etimizden, kendi ustalarımızla, kendi marifetimizle üretip burada kendi mağazamızda, mağazalarımız iki mağazada müşteriyle buluşturmaya çalışıyoruz. Atakültürümüz olarak tanıttık. Sloganımız oydu. Atakültürümüzü tanıtmaktan ve yaşatmaktan gurur duyuyoruz diye. Sağ olsun halkımız bu konuda da her konuda teveccüh gösterdiği gibi bize destek oldu. Beğendirdik pastırmamızı. Müşteriden gelen öneri ve şikayetleri de dikkate alarak kalitesini daha da yükselterek inşallah devam ettireceğiz. Ya zaten Kebeci Market deyince kalite ve hizmet ön planda. Yani bunu da gizlemenin, saklamanın zaten veya söylememenin bir anlamı yok. Biz şimdi biraz pastırmadan başlayarak böyle sizinle bir çevreyi gezelim. Tabii ki, buyurun. Ondan sonra da üst kata çıkarız. Şimdi Cemal Kebeci ile birlikte izledik. Ben pastırma reyonundan geçerken şu aklıma geldi. Biz Kastamonu olarak pastırmalı ekmeğe de çok meraklıyız. Evet. Sizde çemensiz pastırmadan biliyorsunuz yapılıyor. Hı hı. Nasıl o şekilde işte soğanıyla, baharatıyla verebiliyorsunuz değil mi tabii müşteriye? Tabii ki. Müşterimiz nasıl isterse ona göre biz burada hizmete devam ediyoruz. Yani öyle çemensiz pastırma ekmeklik soğanıyla beraber yapıp paket usulde verebiliyoruz. Hem yukarıda restorantımıza da gönderip orada da yaptırıp oradaki fırında da yapılabiliyor. Evet. Evet. Biz o zaman ileride çok güzel pastalar görüyorum diye hem pasta ekmek reyonuna doğru geçelim. Burası kuru yemiş bölümümüz. Kuru yemiş, ekmek, yaş pasta ve yöresel ürünlerin olduğu bölüm burası. Bu yaş pastalar da kendi imalatımız. Yaş pastalar evet, kendi imalatımız değil aslında. Bir firmamız var bizim. Kuzeykent'te imalat yapıyor. Sadece bizi imalat yapıyor. Sadece siz. Evet, bizi imalat yapıyor. Sizin olmuş oluyor tabii, zaten. Tabii, o yerli ve milli ama. Burada tatlılar var. Tatlı bölümümüz, devrekanı cırığımız, tulummamız. Kastamonu'nun susamsız simidi de var, meşhur simidimiz, evet. Bu köy ekmeğimiz var. Tulumbayı Ramazan aylarında mağazamızın önünde canlı canlı yapıyoruz orada, sıcak sıcak. Döküyorsunuz yani. Teşkilatörü kuruyoruz. Ramazan boyunca orada imalatını yapıyoruz. Orada imal edip içeride de satışa sunuyoruz. Görmüşsünüz Ramazan aylarında. Gördüm, gördüm. Diğer mağazamızda da aynısı var. Burası lokum bölümümüz. Burası da daha çok içecek bölümü. Evet, burası içecek bölümümüz. Şeyde hem burada hem diğer mağazanızda sizin et satışınız da çok fazla. Sirkülasyon çok fazla. Kendiniz yine hayvanları kendiniz kesiyorsunuz. Kendimiz kesiyoruz. Kendi veterinerlerinizin kontrolünde. Tabii ki hem kendi veterinerimiz hem de belediyenin veterineri var. Onların kontrolünde. Yine belediyenin tesislerinde kesimleri yapılıyor. İki mağazada da satılıyor. Biz bir de şeye dikkat ediyoruz Bülent Bey. Biz hayvanda danaya
dikkat ediyor. Yani dana olmazsa kesmiyoruz, kesinlikle. %100 dana olması gerekiyor. Zaten o yönden zaten dışarıdan falan tercih edilen yerlerden birisiniz. Evet, dışarıdan falan da hayvan almamaya gayret ediyoruz. Yani tamamen Kastamonu merkez ve ilçelerden almış olduğumuz, Kastamonlu besicilerin yetiştirmiş olduğu hayvanları alıp, dediğim gibi belediyenin mezbahanesinde kesip burada da satıyoruz inşallah. Vallahi Allah işlerinizi daha çoğalsın. Sağ olun. Ama gerçekten iyi bir hizmet veriliyor. Hatta ben şunu da söylemek istiyorum. Gebeci Market ilk açıldığı zaman, geçenki programda da bahsettik, hemen kısa bir süre sonra paketlemede hemen birilerini bulundurmaya başladınız. Evet. Yani orada alışveriş yaptıktan sonra hay kartımı mı çıkarayım, parayı mı çıkartayım, torbaya poşete mi, malzeme mi koyayım, yok. Evet. Aldığınız ürünler başka, yani diğer bir elemanınız tarafından kasiyerlerin şöyle olduğu yerde paketleniyor. Yani... Poşetleme sektörünü biz oluşturduk. Evet, evet, evet. Yani öyle bir şey yoktu daha önce. Sadece kasiyer vardı. Kasiyerde bitiyordu olay. Kasiyerden sonra poşetlemecimiz var. Ondan sonra bir de yardım personelimiz var. Yani müşterinin aldığı malzemeleri arabasına kadar götürmeye yardım edecek personelimiz de var aynı zamanda. Bu iki sektörü biz kattık bu sektöre. Vallahi çok yardımcı oluyorlar. Zaten kasiyerlerin de hepsi güler yüzlü. Çünkü bunu demişken... Tabii benim için bir de şey önemli, istihdam önemli. Evet. Açılan iş yerinde. Şu anda burası ve diğer çarşıdaki mağazanızda kaç eleman var toplam? Toplamda şu anda 300'ün üzerindeyiz. Yani net rakamı bilemiyorum ama 305 falan olması lazım. Yani hemen hemen çevreleriyle beraber 1000 kişi demektir bu. 1000 yani kişi, evet, ekmek yiyor, evet, bu mağazalarda. Şimdi size bu katta, giriş katında dediğim gibi kendiniz gelip gezersiniz. Bir de et reyonunu göstermek istiyorum. Ondan sonra yukarıya o züccaciye, evet, temizlik malzemesi, hı hı, giyim malzemesi, onların olduğu yere çıkacağız. Bir et reyonuna doğru geçelim. Şurada kızarmış tavuk reyonumuz var. Çiğ köfte ve kızarmış tavuğu burada, tamam, oraya sunuyoruz müşterimize. Evet, burası çiğ köfte. Burası çiğ köfte. Burada sonradan yapıldı herhalde. Evet, yani... sonradan ilave oldu bunlar. Ya işte müşterinin isteğine ve talebine göre geliştirmeye çalışıyoruz. En azından yok dememek, evet, adına, evet, gerçekten. Hem yok demem adına hem de böyle yani taze taze müşteri görüyor. Müşterinin önünde paketleniyor bunlar. Hazır gelen bir şey değil. Burada yapıyoruz. Burası kızarmış tavuk reyonumuz. Bu da yeni. Bu da yeni sayılır. Yani gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Bir bakar mısınız? Erpiliç marka. Bu da kuru yolumdur. Helal kesim, kuru yolum. Burada günlük hizmet veriyoruz. Buyurun. Çünkü gez gez bitmez mağaza, alışveriş, evet, merkezi. Bir de bazı yerlerde alışveriş merkezi işte sadece bakkaliye ürünlerinin satıldığı, temizlik malzemelerinin satıldığı yer şeklinde algılamayın. İçeriye girdiğiniz zaman bir evin neye ihtiyacı varsa, evet, hepsini bulabiliyorsunuz. Burası kasap reyonumuz. Kasap ve şarküteri bir arada sunduk. Bu da farklı bir proje. Yani biz buraya ada diyoruz. Şimdi helvalarımız. Kastamonu'da olmayan bir şey daha var burada. Susamlı helvalar. Burma helva. Evet. Burma helva. Burma, çikolata. Susamlı falan. Hı hı. Kakaolu, evet. Bütün çeşitler var. Şimdi biz burayı ada diye tabir ediyoruz. Mesela bu olay daha önceki mağazalarda duvar diplerinde olurdu. Biz bunu mağazamızın ortasına koyduk. Hem müşterinin daha rahat ulaşabilmesi için hem de etrafında böyle döndüğü zaman kasap ve şarküter adına ne varsa hepsini bir arada hem görebiliyor. Evet. Tavuk reyonumuz yine burası. Karşı tarafta zeytin peynir reyonumuz var. Sadece şunu da söyleyeyim. Geçenki sohbetimizde de söyledim. Ramazan'da, evet, biraz sıkıntı oluyor. Ramazanlar biraz yoğun geçiyor bizde. Evet, çok. Diğer günlerde yoğun. Şu anda da çok yoğun. Evet, yani, elhamdülillah. Hakikaten dediğiniz gibi açtınız ve halka teveccüh etti. Sağ olsunlar. Tabii bunda hem fiyatlar hem ürünlerin kalitesi. Evet. Biz şimdi bir üst kata çıkalım. Üst katta gezelim. Dedim ya, her şey düşünülmüş. Böyle bir taraftan alışverişinizi yaparak iniyorsunuz, bir taraftan da alışveriş yapmak üzere yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Evet. Böyle de bir rahatlığı var. Hemen arkamızda manav reyonunu geçtik şu anda. Evet. Dışarıda da var, içeride de var. Orada hakkında neler söyleyeceksiniz? Manav reyonu
manav malzemeleri pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi olmak üzere haftada 4 defa taze taze geliyor. Pazartesi geleni salı bitiriyoruz. Çarşamba yenisi geliyor. Çarşamba gelen perşembe bitiyor. Cuma yenisi geliyor. Cumartesi pazar da cumartesiden geliyor. Yani elimizden geldiği kadar taze ürünü müşteriyle buluşturmaya gayret ediyoruz. Hep zaten taze, evet. Güvenilir. Şimdi temizlik bölümü bu tarafı. Burası temizlik bölümü. Şimdi bu yürüyen bant dediğimiz bu merdiven usulü rampayla alt kat, üst kat ayrımını aradan kaldırmış olduk. Normalde bizim müşterimiz üst kata çıkmayı pek sevmez. Yani üst katlardan alışveriş yaptığı zaman aşağı indirmesi problem olur. Buyurun. Çıkması problem olur. Yani bunu asansörle de pek çözmek de mümkün değil. Ama bu bayağı bir şey oldu. Yani ikisi sanki aynı katmış gibi. Evet, evet, evet. Müşteri geldiği zaman buradan alışverişini yapar. Arabayla gelir, arabayla da rahat bir şekilde inebilir. Bir de şey bakımından akıllı düşünülmüş, merdiven değil. Sepetinizde i̇şte, rahatlıkla... Evet, merdivenden arabayı çıkartmak mümkün tabii, değil. Tabii, mümkün değil. O bakımdan evet. Düşünülmüş bir şey. Bu katta şimdi züccaciye, temizlik malzemesi, evet. Giyim... Oyuncak var, giyim var, züccaciye var, bir de temizlik malzemenin olduğu kat burası. Burası. Evet. Alt kategori biraz daha tenha. Rahat. Ya ben bazı günler geldiğim zaman öyle tenhada olmuyor. Evet. Maşallah diyelim. Nazarımız değmesin. Fiyatlara baktığım zaman da fiyatların hepsi de uygun. Yani az çok biliyorum fiyatları, dışarıda olan fiyatları. Fiyatların hepsinde bir uygunluk var. Fiyatları elimizden geldiği kadar uygun tutmaya çalışıyoruz. Malum son yıllarda da ekonomik sıkıntılar var ülkemizde. Hem o bakımdan müşterinin daha rahat ürüne ulaşabilmesi için. Hem de bizim bir sloganımız var. Önce dostluk. Yani Kebeci markası ucuzlukla, uygunlukla anılan bir markadır. O yüzden yani o iltibayı düşürmememiz lazım. İlk başta nasıl uygun girdiysek piyasaya uygun aynen olarak sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü öyle bir misyonumuz oldu. Yani her şeyi, yani sadece gıdayı, ne bileyim işte temizlik maddesi değil. Yani Kebeci mağazasında müşterinin ulaşabildiği her ürünü piyasa fiyatlarından uygun tutmaya gayret ediyoruz elimizden geldiği kadar. Zaten toptan satışlarımız da var. Tabii toptan satışlarımız var. Zaten parakende fiyatlarımız da toptan satışlara yakın bir fiyattadır. Yani öyle dikkat ediyoruz ona. Özellikle piyasadaki ürünleri de hani şimdi rakip firmalar bana kızacak. Rakiplerimizin fiyatlarını da kontrol ederek elimizden geldiğince kendimizi özgü fiyatlandırma yöntemiyle piyasanın altında kalmaya, yani piyasa fiyatlarının altında bir rakamda satış yapmaya gayret ediyoruz. Zaten artık tamamen kurumsallaştınız. Ar-Ge de çok önemli. Evet. Sizin yaptığınız, yani tüm işletmelerde Ar-Ge çok önemli. Ve belli oluyor yani bir şeylerin daha farklı olması için yaptığınız çalışmalar, çabalar gerçekten evet. Övgüye değer. Şimdi burada da halı ve mobilya evet. mı var? Mobilya tam esas manasıyla bu mağazada mağaza yok. Evet, burada böyle daha... Pratik işte sehpadır, TV ünitesidir. Halı yolluk grubumuz var burada. Ama diğer mağazamızda mobilyanın diğer çeşitleri, işte bu yatak odaları, oturma grupları, çekyatlar, gardıroplar vesaireler, onları diğer mağazamızda sergiliyoruz. Burada yerimiz çok müsait olmadığı için o ürünler de biraz büyük, fazla yer kaplıyor. O yüzden onları diğer uzun sokaktaki mağazamızda sunuyoruz müşterimize. Burada dediğim gibi bu bölüm oyuncak bölümü. Artık oyuncak anne babaların korkulu rüyası, çocukların vazgeçilmezi. Evet, yani. Evet, olmazsa olmazı mağazaların. Züccaciye, oyuncak, giyim ve temizlikle bu katta hizmet veriyoruz. Şimdi deminden hani yaptığımız, beraber çalıştığımız kişiler kızar bana belki diye. Evet. Bana da kızsınlar. Mahkeme altına da istiyoruz bir Kebeci. Öyle mi? Şimdi de giyim reyonundan doğru geçiyoruz. Peki bundan sonra Kebeci'nin... geleceği hakkında yani neler düşünüyorsunuz? Daha başka neler yapmak istiyorsunuz? Aslında siz demin bahsettiniz Bülent Bey, hani yoğunluktan içerisinin bazı günleri çok sıkıntılı olduğundan, sıkışık olduğundan. Yani biz bu mağaza yaptığımızda büyüktü aslında. Yani potansiyel olarak şehir de mağazaya paralel olarak büyüdüğü için
şu anda yine cevap veremez hale geldi. Hafta sonları, mesela aybaşı haftası dediğimiz ayın 15 haftaları, bu bayram arefeleri falan bayağı bir yoğunluk oluyor. Yani açıkçası biz de hizmet vermekte zorlanıyoruz burada. Mağazanın fiziki olarak yeterli olmamasından sebep. Şimdi biz Kastamonu'muza daha rahat, daha geniş, otopark problemi olmayan, içerisi daha böyle reyonlar araları geniş, iki kişinin karşılıklı çok rahat bir şekilde geçişebileceği, ürün yelpazesini daha rahat sunabileceğimiz öyle bir projemiz var. Nasip olursa ileriki günlerde onu da paylaşacağız inşallah. Zaten ya iyi hizmet veriliyorsa, benim hep dediğim bir şey var, iyi hizmet, kaliteli hizmet veriliyorsa müşteri nerede olsa sizi buluyor. Evet. Yani burası da aslında merkezin tam ortasında bir yer değil ama gelen çok fazla insan var. Tabii ilk başta biz burayı düşündüğümüzde dediler ki hani orası çok uygun olmayabilir. İşte uzak, merkezden uzak, ne bileyim yol ayrımı gibi öyle düşünmüşlerdi. Tabii biz düşünmedik öyle de tavsiyede bulunan dostlarımız. Ama sağ olsun müşterimiz dediğiniz gibi bizi buluyor. Ya park yeri falan olduktan sonra evet. Artık şimdi herkesin de arabası var. Zaten dolmuşlar her yerden her yere gidebiliyor. Bir tane daha çarşıda mağazanız var. Hı hı. Şimdi biz buradan restoran bölümüne çıkıyoruz. Buyurun. Buyurun. Şimdi kebeci kafe restoranın olduğu bölüme giriyoruz. Burası 3. kat. Evet. Zemini de saydığımız zaman 3. kat. Burası işte pide çeşitleri, yemek çeşitleri, ızgara çeşitleri, her türlü pasta. Gelip rahatlıkla yemeğinizi yiyebileceğiniz rahat bir ortam. Cemal Bey biraz burayı dinleyelim sizden. Buyurun. Hemen burada tatlılar. Evet, burası bistro bölümümüz. Fırın şey mi, odun fırını mı? Odun fırını. Odun fırını. Tabii. Yani bizim kara fırın dediğimiz. Kara fırın. Odunla yapıyoruz. İşte. Yani doğalgaz falan döşemedik. Bildiğimiz Gökçe Aşk ve Meşe ile. Yani o esas kömürün, lezzeti evet, o isin kokusu ekmeğe sirayet edecek. Yani öyle söyledi ustalarımız başta. Biz de ona göre uyguladık. Burada kebap beyanımız var. Kebap ocağımız var. Bir de arka planda fast food'umuz var. Yani burası 3 aşamadan oluşuyor. Fırın. Fırında malum et, ekmek ve pide çeşitlerimiz. Kebabımız var. Bütün kebap çeşitleri. Burada bistromuz var. Bistroda içecek çeşitlerimiz. Arka tarafta da o gözükmüyor buradan. Fast food bölümümüz var. Fast food'da da pizzadır, tosttur vesaire o çeşitlerimizle müşterimize hizmet sunuyoruz. Yemek ve pide çeşitleri ve diğer içecek bilmem tatlıydı hepsini konuşmak üzere biz bir yere oturalım. Sizinle biraz sohbet edelim. Şimdi Cemal Bey içerisi sıcak bir ortam. Bizi davet ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Üstümüzü falan da çıkarttık. Tabii sokaklar çok soğuk. Şunu sormak istiyorum. Cemal Bey, kebecinin misyonu, vizyonu, tarihçesi bize biraz bahseder misiniz? Evet. Kebecinin tarihçesi 88'e dayanıyor. 1988'de babam uzun sokakta bir zahire dükkanıyla başlamış bu ticaret hayatına. Ondan sonra tabii devam eden yıllarda market, marketi biraz daha büyütmüşüz, süpermarket. Onun yanındaki arsa alınmış, daha da büyümüş, genişlemiş. Yani uzun sokaktaki serüven daha önce konuştuğumuz gibi 1988'den 2005 yılına kadar sadece uzun sokakta çalıştık. 2005 yılında yani market olarak çalıştık. 2005'ten 2013'e kadar da uzun sokakta işte süpermarket tarzıyla. O zaman o yıllarda zaten şehrimiz yeni tanışmıştı süpermarketlerle. 2005'ten 2013'e kadar sadece o mağazamızda çalıştık. 2013 yılında burası nasip oldu. 2013'te buraya geldiğimizde sadece market olarak geldik buraya. Marketimizi kurduktan sonra demin söylediniz aşağıdaki röportajımızda Ar-Ge önemli. Şimdi AVM'lerin artık bir parçası oldu restoran ve kafeterya. Hanımlar alışverişlerini yaparken beyleri de çay içmeye, yemek yemeye. Tabii hanımları davet ediyoruz da alışveriş esnasında onlar çok sevmezler. Hanımların peşinden gezmeyi sıkılırlar. Her yerde öyle. Evet öyle değil mi? İşte o arada gelsinler hem burada çaylarını içsinler, gazetelerini okusunlar, sigaralarını içebilirler, sigara içilecek alan var. Öyle düşünerek başlamıştık olaya aslında. Yani biraz dardı bizim düşüncemiz ilk başta. Daha sonra dostlarımızın verdiği fikirlere göre demin de söylediğimiz gibi işte fırın ilave ettik, kebap ilave ettik. Diğer işte bistrosunu, fast food'unu koyduk. Konsept birden genişledi. Müşteri de teveccüh gösterdi sağ olsun. İçerisinde geniş, rahat bir ortam. Yine toplantılar, işte özel günler, veda yemekleri vesaire onlar için falan
gayet ideal bir ortam oluştu. Kaç kişiye kadar toplu yemek verebiliyorsunuz? Vallahi biz burada 400 kişinin üzerine kadar çıktık. Bilhassa Ramazanlarda iftar programlarımız oluyor. İftar programlarında da müşterimizin şikayeti şu. Çok geç geliyor diyorlar. Yani bizim için değil. İftar yemekleri, hani iftar malum sabahtan akşama kadar açtırıyoruz. Bir de iftarda şimdi ezan okunduktan sonra 15-20 dakika beklemek çok hoş olmuyor açıkçası. Biz onu çözdük burada. Biz personelimizde, kadromuzda yetişmiş arkadaşlarımızla burada yaklaşık 15 dakikada çaya geçebiliyoruz. Yani çorbası, yemeği, tatlısı ve çay sunumuna ulaşabiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela servis oradan başlıyor, buradan başlıyor. Ortada kalan yemeksiz kalıyor. Oradan buraya, buradan oraya gelene kadar ortadakiler mağdur oluyor. Biz bunun hepsini de gördük, gözlemledik. Ona göre sistem oluşturduk. İki ayrı yerden servise başlıyoruz. O zaman da biraz daha zamanı kısaltmış oluyoruz. Herkes eşit zamanda. Herkes eşit bir şekilde, evet. Peki ben şimdi bu çevredeki, tabii binalar çok fazla, bu çevredekiler hariç başka yerden gelmek istiyorum. Arabam da yok. Benim. Evet. Yani elimde alışveriş yaptıktan sonra poşetlerle de belediye dolmuşuna binmeye, özel dolmuşlara binmek istemiyorum. Servisiniz. Tabii ki servis imkanımız var her iki mağazada da. Burada servisimiz Salı Pazarı'ndan başlıyor. Salı Pazarı, Ataçkent, ondan sonra buradaki Durukent, Tosya Yolu. Tosya Yolu'ndan indikten sonra tekrar Kuzeykent, Cezaevi, Candaroğulları, yani bütün güzergahı saat başı. Merkez? Bu anlattığım buranın servisi için. Merkezdeki servisimiz de yine her saat başı saat 12'den sonra başlıyor. Her saat başı Kuzeykent'e hizmet veriyoruz. Orada yine o güzergahtan gidip geliyor. İşte aşağı mahalletten geçiyor. Eski sanayi sitesinden tekrar geri dönüyor. Böyle dolanıp. Yine Olukbaşı servisimiz var. O da günde 3 saat. Saat 2'de, 4'te ve 6'da olmak üzere. Olukbaşı'ndan Olukbaşı servisimiz de var, evet. Burada değil de diğer mağazamız da var. Yani Olukbaşı'ndan buraya servis yok. Şimdi şöyle. Diğer mağazamız da var. Diğer mağazamız da var ama Olukbaşı'ndan gelen müşterilerimiz olduğu zaman da şöyle bir imkanımız var. Öbür mağazanın servisi saat başı güzergahı dolandığı için giderken telefon açıp çağırıyoruz servis şoförünü. Müşteri alıp götürebiliyor çarşıya, Olukbaşı'na vesaire tabii. Yani normalde saat başı düzenli bir servisimiz yok. Olukbaşı uzak olduğu için pek müşteri burayı tercih etmiyor. Olukbaşı müşterisi uzun sokağı tercih ediyor. Anladım. Peki şimdi pide çeşitlerimiz var, ıspara evet. çeşitlerimiz var, tatlı çeşitlerimiz, pasta, yani hemen hemen gördüğüm kadarıyla yok yok. Pide çeşitlerinde de işte bizim burada biraz evvel bahsettik, pastırmalı ekmek, evet. etli ekmek. Olmazsa olmazımız etli ekmek. Olmazsa olmazımız, evet. bunlarımız da var ve ustalarımız da aynı. Evet. Ustalarımız Daday'lı. Zaten bu biliyorsunuz et ekmeği meşhur eden Daday. Onun hakkını yemeyelim şimdi. Daday usulü yapıyoruz. Kara fırında yapıyoruz. Odun ateşinde pişiriyoruz. Yine pastırma kendi pastırmamız. Fark etmeyin. Yani dışarıdan getirebilir müşterimiz içini. Biz yine burada aynı hizmeti sunabiliyoruz. Kebap ocağımız ve diğer bölümlerimizde burada sabah 8.30 gece 10.30 arası hizmet vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Son yani, olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da alalım. Son olarak söylemek istediğim, yani müşterilerimize çok teşekkür ediyorum. Yani bizim sadece bir sektörde değil, her sektörde destekledikleri için gerek market olsun, gerek giyim olsun, halı mobilya olsun, pastırma olsun, restoran olsun sürekli bizim arkamızda durdular. Biz müşteriden almış olduğumuz güçle bunları yaptık bugüne kadar. Ben bütün Kastamonu halkına ve müşterilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bütün her şey onlar için. Bizi de misafir ettiğiniz için ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Biz sokaklara devam ediyoruz. Kebeci Alışveriş Merkezi'nden çıktık. Yine Kastamonu sokaklarına kendimizi attık. Bir başka Kastamonu sokaklarında yine gezgin gözüyle, yani bizlerle gezmek istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek umuduyla.